Evet, şimdi dedik ki tasarım faktörünü biz kullanıyoruz. Tasarım faktörü de işte izin verilen yükleme, aslında allow dediğimiz allowable bölü uygulanan ya da bizim hesapladığımız yükleme oluyor. Ve genelde biz bunun birden büyük olmasını isteriz. Bir ya en az bir ya da birden büyük olmasını isteriz. Çünkü birden küçükse bakarsanız bu ne demektir? Birden küçükse üst taraf küçük olacak anlamına, yani alt taraf büyük olacak anlamına gelir. Yani uygulanan yükleme izin verilenden daha büyük olacak anlamına gelir ki bu sefer hasar olacaktır parça. Dolayısıyla birden büyük olması gerekiyor bunun. Şimdi bununla ilgili bir örnek bakalım. Burada bakarsanız bir parça üzerinde izin verilen yüklemenin belirsizliğini vermiş bakın. 15, %15 artı eksi tolerans şeklinde vermiş. Böyle bir şey var. İzin verilir kısmı var. Bir de bunun üzerine uygulanan yükleme var parça üzerine. Bunun da artı eksi %20 şeklinde uygulandığı verilmiş. Şu izin verilen yüklemenin 9 kilonewton olduğu biliniyor. Nominal value dediği tam orta değeri. Ortalama değeri yani. 9 kilonewtonmuş. Dolayısıyla bu 9 kilonewton'dan %15'lik artı eksi oynayabiliyormuş bu. Bu durumda bizden tasarım faktörünü hesaplamamızı istiyor. Bir de uygulanan maksimum yükün nominal değerini hesaplamamızı istiyor. Yani burada önce A şıkkına bakacak olursak A şıkkı bize diyor ki ND dediğimiz dizayn faktörü biz ND ile gösteriyoruz. Bu kaç diye soruyor. Şimdi biz aslında ND'yi demin gösterdiğimiz gibi formülünü şöyle biliyoruz. İşte ND eşittir P allowable bölü P apply diyebiliriz. Burada da yükleme olduğu için direkt P olarak yine gösterebiliriz bunu. Bunu bulacağız yani biz. Bu kaç? Ve bunu belirlemek için önce bizim şunu düşünmemiz lazım. Şimdi iki değer için de artı eksi toleranslar vermiş. Bu toleranslardaki değerleri kaç ki biz işlem yapalım diye düşünüp onları bir belirlemek lazım. Yani önce bir şöyle düşünelim isterseniz. P allowable'dan başlayalım mesela. İşte for P allowable diyelim. Şöyle bir. Bunun için ben hani görsel olması amaçlı bir şey çizeceğim. Şöyle bir boyutlu bir büyüklük skalası çizeceğim. Yani bu bizim P allowable'ın değeri olsun. Hani değer ekseni olsun diye düşünün. İşte mesela sıfırdan artı bilmem kaça kadar gidiyor bu. Ve bunun alabileceği değerler de burada belli bir aralık. Yani burada şu aralıkta değerler alabiliyor. Yani şurada İşte P allowable minimum değer min diyelim. Şu tarafta da P allowable maksimum değer var. Ve tam ortasında da bunun aslında nominal değer var. P allowable. Şimdi soru bize demiş ki bu nominal değeri yani şu ortadaki değer 9 kilonewtonmuş. Dolayısıyla ben şunun 9 kilonewton olduğunu biliyorum. Yani şurada 9 kilonewton'a denk geliyor diyebiliriz. Ve bunun işte minimum ve maksimumunu biz şu %15'lik uncertainty ile belirleyebiliriz. Bak, minimum dediğimiz bunun %15 aslında. Eksi %15 diyelim. Maksimum dediğimizde bunun artı %15 düşündüğümüzde. Yani üst taraf şurası eksi %15'i nasıl buluruz? 0,85 çarpı 9'dan bulabiliyoruz değil mi? Allowable min olan. Yani bu yazdığım şuranın değeri. Yani şunun değeri. Sağ tarafta da dolayısıyla 1,15 çarpı 9'dan bulabiliyoruz. Yani. Bu şekilde yazabilirsin. Şimdilik böyle kalsın. Değerlerini yazmayayım. Yani bu değerleri bulduk. Allowable için. Bunu bir de bakın burada maximum applied load var. Onun için de bir artı eksi var. Onun için ayrı bir grafik çizerek bir de onu da yapalım. For P max ya da P applied diyelim. P applied. Bunun içinde yeşille çizeyim. Şöyle. Yine bunun içinde bir orta değer olacak. P applied diyelim buna. Yine bunun artı eksi toleransları var. İşte P applied min ve P applied max.
Orta değeri bizim soru vermemiş. Onu bilmiyoruz. Ama en azından P applied diye tutabiliriz onu. P applied olsun bu. Max ve mini de P applied cinsinden bulabiliriz basitçe. Çünkü artı eksi %20 olacak demiş. Yani şurası 0,8 çarpı P applied. Sağ tarafta 1,2 çarpı P applied. Basitçe böyle söyleyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir yorum yapmamız lazım. Bizim parçamız şu yüklemelerin hepsine dayanması lazım. Aşağıda yeşille gösterdiğim yüklemeler. Çünkü bunların herhangi biri olabilir yükleme üzerindeki. 1,2 P applied de olabilir. 0,8 P applied de olabilir. Arasındaki herhangi bir değer de olabilir. Bilmiyoruz. Belirsizlik var orada. Ama maksimum bunun olacağını biliyoruz. Peki bu durumda neyle karşılaştırmamız lazım ki allowable olarak dayanıp dayanmadığını anlayalım. P allowable max'i alamayız. Çünkü burada bunu alırsak bir malzeme daha küçük bir dayanımla gelirse ve bunu uygularsak malzeme hasara uğrar. Yani allowable için en küçüğü almamız lazım her zaman. Bu aklınızda bulunsun. Çünkü en küçüğü demek en zayıf malzeme demek. Allowable'da en küçük demek en zayıf malzeme için düşünüyoruz demek. Yani en zayıf olasılık için düşünüyoruz demek. Şunu alırsak. P applied için de maksimum almamız lazım. Çünkü bu durumda da uygulanan yükün maksimum olduğu durumu düşünüyoruz. Yani ona dayanırsa zaten düşük yüklere zaten dayanır. Dolayısıyla biz şu ikisini almamız gerekiyor. Bu ikisini alıp bunlara göre işlem yapmamız gerekiyor. Ve bunların oranı aslında birden büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla ne diyoruz burada? İşte ND eşittir. Bakarsak P allowable min bölü P applied max. Bunun en küçük bir olması lazım. Biz bir alalım şimdi burada. Hani şu ikisi dolayısıyla birbirine eşit olacak aslında. Bu ikisi eşitse tam sınırda ucu ucuna kurtarır diye düşünebiliriz. Bunları yerine yazarsak şimdi yani ND için P allowable çarpı 0,85. Şurayı yazdım yani. Yani P allowable yerine 9 yazacağım birazdan. Bölü P applied çarpı 1,2 şuradan da. Şunu aldım çünkü. Bu 1'e eşit dedik. İşte buradan işlem yaparsak bakın. Hatta şey yapayım öncelikle. Şu P allowable'la P applied'ı bir yalnız bırakayım. Eşittir. İşte 1,2 bölü 0,85 ediyor buradan. Karşıya attığımda. Bunu da bölersem 1,412 ediyor. Bu bulduğum arkadaşlar şu anda P allowable ve P applied'ın oranı. Ne demek bu aslında? Şu orta nominal değerlerin oranı. P allowable'ın P applied'a. Yani bizim normalde çalıştığımız hani ortalama değerleri alıp çalışırız normalde. Onun oranını 1,412 bulduk. Bu değerden büyük olması lazım ki üzerine gelen yüklemeler bu sayede dayanabilsin. Dolayısıyla bu bizim aslında direkt ND nominal diye söyleyebiliriz. Yani nominal ND değerimiz 1,412. Bakın şurada aldığımız design faktörü yani ND minimum ve maksimumları düşünerek aldık ve onun 1 olsun dedik. Bunu aldığımızda nominalimiz 1,412 çıktı. Aslında şurada the design factor dediği A şıkkında ND nominali soruyor aslında. Yani P allowable bölü P applied. Şurada P allowable bölü P applied'ı bulmuş olduk gördüğünüz gibi. B şıkkına geçersek de B şıkkı da bizim maximum applied load'un yani şu aşağıdaki applied'ın nominal değerini soruyor. Onu da bulmak kolay artık aslında. Direkt bunlar nominaller. P allowable'a şu nominali yazacağım 9 olarak. P applied'a da bilmiyorum. Bunu soruyor zaten soru. 1,412 ile çarptığımda çıkacak sonuç zaten. Yani P applied nedir diye soruyor. İşte bizim 1,412'miz 9 kilonewton bölü P applied'e eşit olmuş oldu. Buradan da
P applied nominal 6,375 kilonewton çıkıyor. Ne demek bu? Biz nominal olarak 6,375 kilonewton uygularsa şu belirtilen 20% %20 belirsizlik altında artı eksi bu şu 1,412'yi sağlayacak minimum ve maksimum da 1'i sağlayacak şekilde parça dayanacaktır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bunu stresler için de yapabilirsiniz. Akma dayanımı verilmiş olabilir burada. Minimum maksimumlarla. Burada da hesapladığımız gerilmeler verilmiş olabilir. Ona göre yine benzer işlemler yapılabilir.